Amerika'da 2005 yılında başlatılan Bridges of Hope, Umut Köprüleri projesi Türkiye'de ihtiyacı olan okullara kitaplıklar kuruyor, kitaplar yolluyor. Projeye imza atan vakfın kurucusu Çiğdem Acar, Türkiye'de kütüphanesiz okul, kitapsız öğrenci kalmaması hayaliyle yola çıktıklarını söylüyor. Amerika ile Türkiye arasında kitaplarla umut köprüleri kurmayı hedefleyen Acar'la Melek Çağlar konuştu. Sayın Çiğdem Acar, programımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle Bridges of Hope, Umutlar Köprüsü projenizi konuşacağız. Öncelikle ben bir proje nasıl başladı, vakıf nasıl kuruldu onunla başlamak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Projemiz benim 2005 yılında Dalaman Havaalanı'nda gelirken, kullanırken orayı bir grup genç kafeteryada çalışan çocuklardan bir tanesini sizin tiyatrocu olmanız lazım dediğim zaman kız da bana ben de aynen onu olmak istiyorum dedi. Fakat ailemin durumu buna el vermiyor. Ben üniversiteye gidemeyeceğim dedi. Ondan sonra ben uçağa bindim, geldim, ayrıldım oradan. Ve bu beni çok rahatsız etti. Ben o kıza bir şey yapmadım, yapamadım ve kızı aradım sonradan, bulamadım. Ve bu şekilde bir başladı benim kafamın içinde, kalbimde. Akabinde New York'taki buradaki insanlar, gruplar arasında böyle bir davet düzenledik. Acaba buradaki topluluğun böyle bir projeye, böyle bir kuruma destek verirler mi? Türkiye'ye eğitim projeleri üstünde çalışmak üzere ilgi var mı? Çok ilgi gördük. Akabinde hemen bir New York Vakfı kurduk. Faaliyetlerinizden bahsedelim. Sizin projenizi bilmeyenlere bu projenin kapsamında neler yapıldığından söz edelim. Şimdi bizim amacımız Türkiye'deki eğitim ihtiyaçlarını karşılamak. Bir araştırma yaptık ilk başta ve İlk Yer adlı bir vakıfı seçtik. Bunlar 20 yıldan fazla aynı şekilde Türkiye'nin değişik bölgelerinde YİBO'lara, yatılı ilköğretim bölge okullarına, ilköğretim köy okullarına kütüphaneler kuruyorlar. Ve biz onlarla çalışmaya karar verdik. Çünkü onlar da %100 gönüllü olarak çalışıyorlar. Bizim vakfımızdaki çalışan da herkes gönüllü olarak çalışıyor. Ve biz Amerika'da, burada değişik etkinlikler düzenliyoruz ve bu etkinliklerdeki kazançlarımızı Türkiye'deki İlk Yer Vakfı'na gönderiyoruz ve onlarla beraber Türkiye'nin değişik bölgelerinde kütüphaneler kuruyoruz. Biz Ocak 2007 yılından beri 100 tane kütüphane kurduk. Peki bu kütüphanelere verilen kitapların belirlenmesinde siz mi vakıf olarak söz sahibisiniz? Kitaplar nasıl belirleniyor? Hangi kitaplar tercih ediliyor? Bu seçim Türkiye'deki beraber çalıştığımız vakfın yöneticileri ve bir komite oluşturdular. Bunun için ebeveynler var, çocuk kitap yazarları var, eğitimciler var ve bir liste oluşturuluyor ve zaten hali hazırda bir liste var. O liste devamlı değişiyor, büyüyor, eklemeler oluyor. Bu listeyi Milli Eğitim Bakanlığı onayını almak gerekiyor ve onların onayı çerçevesinde liste son halini aldıktan sonra bu kitaplar TÜBİTAK'tan yarı fiyatına tedarik ediliyor. Ve böylece çok ucuz bir şekilde çok çok kitap alma şansı oluyor. New York'taki faaliyetleriniz daha çok bağış toplama, bu toplanan bağışları Türkiye'ye gönderme şeklinde. Aynı zamanda kitap toplama gibi bir kampanyada yaptığınız oluyor mu? Bu tür bir faaliyetin içerisinde bulundunuz mu hiç? Şimdi bizim etkinliklerimiz daha çok bir parti şeklinde oluyor. Bir eğlence, bir etkinlik ve bu etkinlik çok değişik şekiller alabiliyor. Değişik temalarda temalar çerçevesinde yapılabiliyor. Bu etkinliklerde mesela açık arttırmalarımız oluyor. Mesela Bodrum Belediyesi'nin yelkenli eğitim teknesini bize önümüzdeki yıl bir haftalığına hibe edildi. Şimdi biz bunu alıp etkinliğimizde açık arttırmaya çıkaracağız. 16 kişilik bir tekne açık arttırmada üstüne istediği fiyatları verecekler. Tabii bizim bazı kullanacağımız fiyatların üstüne. Ve bunun satılışı sayesinde bu kişiler Türkiye'ye ilk defa gidecekler. Bodrum'a ilk defa gidecekler. Bunun arasında gelen kişilerin arasında bir sürü yabancı olacak.
Amacımız bu şekilde. O yöreden bu şekilde hibe veren kurum, şirket aynı zamanda kendi memleketlerini, hatta kendi bölgelerinde çocukların okullarına kütüphane açmış oluyor ve aynı zamanda da kendi kurumunu da tanıtmış oluyor. Vakıf için önümüzdeki dönemde ne tür etkinlikler, ne tür planlar var? Şimdi benim aklımdaki projelerin arasında Türkiye'de öğretmenler için kütüphaneler kurmak, bu yeni psikoloji, yeni eğitim teknikleri kullanan, bunların Türkçe'ye çevrilmiş olanlarından listeler yapıp talebeleri gönderirken, kütüphane kururken öğretmenleri de. Ayrıca başka şekilde mesela çocukların yazın kitap, 5 kitap mesela tatilde evine götürebilsin çocuk. Şimdi bütün bizim gönderdiğimiz kütüphane, kurulan kütüphane kitaplar okulun kitapları oluyor ve çocuklar yazın buna ellerine kullanamıyorlar. Mesela internetten bazı konuyu öğretmen göstermek istiyor fakat projektörleri yok. Bu daha sonraki vermek isteyeceğimiz bir destek olacak. Amerika tarafına bakarsak amacım benim Amerika'nın her bir köşesinde bu etkinlikleri yapmak. Bu şekilde biz her bölgeyi, her bölgedeki olan Türk topluluğunu harekete getirip hem keyifli bir etkinlik yapmak, hem kendi arkadaşlarını birbirlerine tanıştırmak sayesinde, aynı zamanda da Türkiye'yi tanıtan hibelerle bu etkinlikleri değişik şehirlerde, Kaliforniya, San Francisco, Washington DC, Florida, Chicago, Seattle, buralara taşımak ve bana benim ömrüm yetmeyebilir. Oralara uzanamayabiliriz fakat benim aslında istediğim şey bu, bizim yanımızda çalışan, gönüllü olarak çalışan bu arkadaşlarımızın aralarından hakikaten bu işe gönlünü koymuş olanların yönetim kuruluna almamız ve onları A'dan Z'ye kadar böyle bir şekilde büyümelerini, olgunlaşmalarını ve bu örgütün, kurumun devamlılığını sağlamak. Yani benle başlayıp benle bitmemesi gerekiyor. Peki, ben çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Programımıza katıldığınız için de teşekkür ediyorum. Çok ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.